Selamlar herkese. Hançer ben. Yeni ve şahane bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Of Life and Land çok taze, Early Access aşamasında olan bir survival ve şehir kurma oyunu az önce piyasaya çıktı. Aşırı güzel duruyordu. Ben de hemen indirdim ve önümüzdeki 30-40 dakika boyunca bu oyunu sizlerle sıfırdan keşfedeceğiz arkadaşlar. Kerzoven diye bir şehrimiz varmış burada. 10 kişiyle bir maceraya atlayacağız. Bir kasaba yaratacağız. Hoş geldin diyor. Senin için önemli bir görevim var. İşte güneyde çok sıkıntılar var. Vesaire vesaire. Hikaye çok umurumda değil açıkçası. Klasik şey, savaştan kaçtık, bilmem neden kaçtık ve bu 10 kişiyle yeni bir kasaba yaratmayı arzuluyoruz tarzı bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok tatlı duruyor bu arada oyun. Bakalım ne kadar keşfedebileceğiz 40 dakikada. Kanalın üyesiyseniz bir beğeni bırakıp destek yorumu yapacağınızı biliyorum. Ama yeni geldiyseniz, yeni keşfettiyseniz abone olmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle etrafımızı bir inceleyelim. 10 tane karakterimiz var gibi gözüküyor. 100 paramız var. 2 günlük yemeğimiz var. Biraz sıkıntılı duruyor. Otlar vesaire, yemekler, biraz içeceğimiz, materyalimiz, hiçbir şeyimiz yok. Şu anda ilkbaharın başındayız gibi gözüküyor. Çok güzel ve tutorial'ı izleyerek ufak tefek yapacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken şeyleri. Şöyle bakayım bir. Devasa bir open world var. Sağda da minimap'te zaten görebiliyorsunuz. Oldukça büyük arkadaşlar ve eğimli vesaire. Nehirler, şelaleler. Şahane bir şehir inşa edebiliriz gibi hissediyorum. Buraya açıkçası elbette nerede olduğumuzu bulmam lazım. İşte buradayız. Burada ufak tefek bir yol var. Ama malzemelerimiz var. Çok güzel bir depo yaparız elbette. Derken hayvanlar mı yiyor? Galiba hayvanlar yiyor. Aman tanrım. Çok interaktif bir oyun olduğu yazıyor internette. Bütün canlılar, yaratıklar, geyikler, kurtlar çok aktif bir şekilde hareket ediyorlarmış. Bakalım göreceğiz. Köylüler de burada. Birkaç tanesi mutlu. Çok bir şeye benzemiyorlar. Ama çok da önemli değil. Şu anda Early Access'te oyun zaten. Haydi bakalım, tutorial'da B tuşuyla inşaata başlayabilirsin diyor. Buradan da görebiliyoruz. Bir tane oduncu yapmamı istiyor her şeyden önce. Bakalım. Ağaçların parladığını görüyorsunuz. Muhtemelen ağaçları kesebiliyor bu. O yüzden nispeten yakın bir yere koyabiliriz ağaçlara. Şurası fena değil gibi. Şuradan bir yol çeksem. Ve R tuşuyla döndürebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Ağaçların ortasına bir tane yapıştırdım. Bu muhtemelen tahta toplayacak, ağaçları keserek. Onun dışında bir tane toplayıcı yapmamızı istiyor. Bu da yemek, bitki gibi şeyleri toplayacak gibi. Yine etrafta parlıyor toplayabileceği şeyler. Nereye koysam? Bir sürü şey var toplayacak aslında. Merkezi bir yere koyabilirim. Ya da buralara koyabilirim. Burası da bayağı iyi duruyor. Biraz uzakta merkezden ama. Hatta iki tane bile yapabiliriz belki. Ben şuraya koyacağım arkadaşlar. Burada bir sürü şey var, ağaçlardan da bir şeyler toplayabiliyor. Aynen buraya yerleştirdim. Onu da inşa edecekler muhtemelen. Onun dışında garden bed diye bir şey yapmamı istiyor. Garden bed burada. Burada da bitki yetiştirebiliyormuşuz. Tarla olarak düşünebilirsiniz. Acaba bu toplayıcı şeyindekiler mi topluyor? Buraya yakın bir yere yapalım hatta. Şunun önüne bile yerleştirebiliriz gibi hissediyorum. Şuradan bir yol çekeceğimizi varsayarsak. Şurası şahane gibi. Tutup bırakabiliyorsunuz. Yapıştırdım. Kolay gelsin. Son olarak da taş toplayan bir tane bina yapmamı istiyor. Evet. Etrafta pek taş göremiyorum açıkçası. Şurada bir tane taş var. Şurada bir tane. Şurada birkaç tane taşlar. O kadar da sık yaygın değil gibi. Yapacak bir şey yok. Onu da buraya koyacağım gibi. 3-5 tane taş toplayacak burada. Taşlar nerede gerçekten? Burada var biraz. Burası çok mu uzak? Yo, hadi buraya koyalım taş toplayıcıyı. Kolay gelsin. Birazcık uzakta gibi gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Oduncuyu yaptılar. Bu mu? Bina bile değil arkadaşlar. Ağaç kesiyormuş. Dal topluyormuş ve mantar topluyormuş. Kaç kişi çalışıyor burada? Bir kişi çalışıyor şu anda ve tahta toplamaya başlamış bile. Hoppa, eline sağlık.
Oyunu hızlandırabiliyor muyuz? Evet, çarpı 1. Ne? Çarpı 300 mü? Çarpı 300 yapabiliyoruz. Mouse'u bir 300'e götürdüm, şey oldu, herkes yaşlandı köydeki. Çok iyi de artı 300 yapmayalım, şöyle bir artı 5 deneyelim. Hiç daha önce bir oyunda çarpı 300 oyununuzu görmedim arkadaşlar. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bu arada bunları inşa etmeye başladık. Yemeğimiz biraz azalıyor ki beni germeye başlayan bir şey. Kışa kadar dayanmayı ümit ediyorum açıkçası. Bunlara öncelik verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Neyse, tahta topluyorlar muhtemelen şu anda burada. Bir kişi çalışabiliyormuş zaten. 4 tane de upgrade'i varmış. Upgrade'ler ne? Burada. Tahta, dal, depo miktarını arttırıyor. Toplama hızını arttırıyor 10 tane dal verirsek. Çok iyi. Ne kadar arttırıyor? Bunları ileride yaparız. Şu anda ham maddeleri harcamayayım. Mevcut binaları inşa etmeye çalışalım. Muhtemelen bundan sonra da ev yap diyecek bana. Çünkü insanlar donuyor. Ufak tefek tarlalar yaptılar buraya. Neler çıkıyormuş? İşte kökler, meyveler, sebzeler, bir sürü şey çıkıyor. Ve bayağı detay var burada. Bunlara çok kafa yormayacağım çünkü yarım saat kadar şey yapacağız. Toprak kalitesi, büyüme hızı. Aynen, yavaşça büyüyormuş. Seçebiliyor musunuz? Emin değilim ne büyüdüğünü. Galiba seçemiyorsunuz, ortaya karışık bir şeyler büyüyor. Şimdilik kendi hallerine bırakıyorum. Burada neler var? Küçük tavşanlar, koyunlar. Bunları kesebiliyor muyum? Bilmem. Avcılık gibi bir şey görmedim henüz. Alttaki menüyü de inceleyelim. İnşaat menüsü var. Karakterleri gösteriyor. Bu ne? Çoluk çocuk 15-17. Depomuzu gösteriyor. Binaların detaylarını görebiliyorsunuz. Fena değil. Map? Oh, dünya haritası. Peki. Galiba başka şehirler de var. Şu anda keşfedemezsin diyor. Diplomasi var. Güzel. Güzel. Demek ki bu dünyadan ibaret değil harita. Biraz daha hızlandıralım. Şöyle çarpı... Korkuyorum. Çarpı 10 çok hızlı gibi geliyor çünkü. Oyunu oynamayı bilmediğim için. Burada buğdaylar var. Lokasyon şahane değil mi bu arada? Şelaleler, nehirler. Gerçekten ben de buraya yerleşmek isterdim sıfırdan. Bir köy kurmak isterdim. Müzikler de şahane, oyuna bayıldım. Bunu da yaptık arkadaşlar. Bu toplayıcı yeri. Ne topluyor? Buğday topluyor. Meyve, sebze, kök ve çimen. Sanırım biraz yavaşlatayım. Bunlar önceliğini değiştirebiliyorum. Tak. Meyve toplasın çünkü buğdayı yiyebiliyor muyuz zannetmiyorum. Ekmek falan yapmamız gerekiyor olabilir. Öncelikle meyve toplasınlar çünkü 1.9 günlük yemeğimiz kaldı. O beni biraz geriyor. Bunları yaptık. Şimdi kamıştan kulübe yapmamı istiyor. O da production. Bu değil. Balıkçı yapabiliyoruz. Burada. Kamıştan kulübeler. Merkezi bir yere koyabiliriz bunları ve şeyleri yok etmek istemiyorum. 1, 2, 3, 4. Çimenleri yok etmek istemiyorum çünkü bunları toplayacağız. Mesela bundan tahta çıkıyor, yaprak çıkıyor. Bundan da öyle. Yaprak ve tahta çıkıyor genelde. Dal çıkıyor veya ağaçlardan da. Okey, onların üstüne bir şey kurmayalım. Hafiften akşam oluyor. Ben şöyle hızlandırıyorum. Çarpı 20. Akşamı atlatalım. Ben niye 4 tane ev yaptım? Bir tane yapmamı istiyor da. Tanesi kaç kişilik? 10 popülasyonum var. Tanesi 2 ya da 3 muhtemelen. Neyse. Evlerimiz geliyor. Taş ocağı geldi mi? Taş ocağı da geldi arkadaşlar. Bakayım. Taşları topluyorlar gibi. Deniz arkadaşımız. Taşları topluyor. Hızlandıralım. Saat kaç? Saati de görüyorsunuz. 22.10. O kadar karanlık olmuyor akşam. O yüzden akşam devam edebiliriz. Ama karakterler uyuyor mu acaba? Köylüleri bulmam lazım. Uyuyorlar arkadaşlar. Yerde ve donuyorlar. Haydi sabaha atlayalım. Çarpı 300. Günaydın. Bayıldım. Çok güzel. Çarpı 300 ne demek ya? Çarpı 5000 olsaydı. Galiba üşüyor bazı karakterler. Ve buraya tıklarsanız karakterlerin yürüdüğü şeyleri gösteriyor. Yolları. Bu çok güzel. Çok güzel. İnce bir detay.
Şimdi evler gelmeye başladı. Kaç kişilikmiş? 2 kişilik arkadaşlar. O zaman 5 tane yapayım. Quest bana demiyor ama üşüsün donsun istemiyorum. Kıymetli halkım. İyi bakalım onlara. Şuraya bir tane daha yaptım. Şurası küçük bir dağın yamacında yerleşke oldu. Bunu da yaptık. Yol yapmamı istiyor. Yolu buradan yapıyorsunuz. Şöyle yapalım ama bu çimenlerin üstüne koymak istemiyorum açıkçası yolu. O biraz üzücü oldu. Şöyle yapalım. Maliyeti var mı yolun? Sanırım sadece vakit gerekecek. Bakayım. Yok. Çamurdan yapıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir yol daha yaptım. Yaptılar bile. Güzel. Şurayı da meydan yaparız. Buraya zaten yol var gibi ama yine de bunu da birleştirebilirim. Şöyle. Ama şeyleri parçaladığıma üzülüyorum. Hasatları. Onların üstünden yol geçirmek hoş değil bence. Güzel. Şimdi üşüyoruz. Yakacak yapmak gerekiyor. Firewood. Klasik şeyler. Bunların hepsini biliyoruz. Yüzlerce survival oyunu oynadık. Bu kanalda değil mi? Yemeğimiz 1.3 günlük kalmış. Bu beni geriyor biraz şu anda. Hayvanlar da şeyleri yiyor olabilir. Yemeklerimizi. Yemeği ne yapacağız? İki kişi çalışıyor şu anda burada. Bir sürü tahıl toplamışlar. Yemek olarak geçiyor mu tahıl? Geçmiyor. Ekmek olarak. Ekmek var. O yüzden bence mantıklı bir karardı yaptım. Çünkü hatta en aşağıya alayım şeyi. Buğday toplamayın. Buğdayı yiyemeyiz. Yel değirmeni vesaire gerekecek. Ekmek yapacağız. O uzun bir süreç. Bu karakterlerin yemek topladığını ümit ediyorum. Bu arada ilkbaharın başındayız. Bence yakacak çok büyük bir problem olmayacak ama belki ilkbaharda da gerekiyordur. Şimdi production'da mı yapıyorum? Hayır. Ne yapmamı bekliyor? Firewood. Firewood. Belki oduncu da yapıyoruzdur. Hayır. Enteresan. Fırın yapabiliyoruz. Aslında direkt fırın yapabiliriz. Ne gerekiyor malzemeler? Dal. Bilmem ne bilmem ne. Yakacak ve un. Unum yok ki. Unum yok. Buğdayım var. Bu pas. Bu pas. Handmill. Firewood. Buldum arkadaşlar. Şu oduncumuzun hemen yanına bir tane şey koyuyorum. Biraz hızlandıralım. Sabaha gidelim. Çarpı 300 ile. Sabah oldu. Güzel. Buradan hem yakacak yapacağız. Kapatabiliyoruz. Hem de plank yapabiliyoruz ki daha kaliteli şeylerde kullanılıyor. Ben yukarıya yakacak aldım ve max şeyleri de var burada görüyorum. 30 tane yapınca yakacak diğerine geçiyor. Çok güzel detaylar bunlar. Çok şey. Bir sürü şeyi kolaylaştırmış oyun gördüğüm kadarıyla. Süper. Şimdi yemeğimiz 1.3 günlük yemeğim kaldı. O beni geriyor halen. Buradaki insanlara bakabiliyor muyuz ne yapıyorlar? Yolunu görüyorsunuz. Son günde muhtemelen nereleri gezdiğini. Yani burayı bir sürü kez ziyaret etmiş. Bu da demek oluyor ki topluyor. Topluyor etraftan. Karaktere gidebiliyor muyuz? Çok fazla tuş var burada. Bilmiyorum. Ama çalıştıklarını varsayıyorum arkadaşlar. Bir şeyler topladıklarını varsayıyorum. Halbuki bunlar hiç dolmuyor gibi bir yandan da. Tarlalar ne alemde? Bence bunların etrafını çevirmemiz gerekiyor. Hayvanlar gelip yiyor bunları. Kesinlikle hayvanlar yiyor bunları. Yapacak bir şey yok. Neyse, yakacak toplamaya başladık. Bir de şimdi elbise yapmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Onun içinde terzi gibi bir şey yapabiliriz. Evet, şey yapabiliyoruz. Çit çekebiliyoruz. Sur yapabiliyoruz. Galiba nehir bile açabiliyoruz. Wow, çok hoş. Ağaç dikebiliyoruz. Bunları diksem mi?
Şimdilik var gibi yeterince ağaç, o yüzden düşünmüyorum. Deri işi muhtemelen burada arkadaşlar. Aynen. Bir daha terzi şimdi yapacağız. Aslında şurası sanayi bölgesi gibi oldu. O yüzden buraya yapacağım. Depo yaparsak da ileride onu da inşa ederiz. Buraya bir tane. Dallar vesaire gerekiyor. Var muhtemelen bunlar bende. Var. Dal var. Odunumuz yok. O da birazdan gelir. Biraz hızlandırabiliriz. Birazdan kastım %300 ile hızlandıracağım. Müthiş bir şey. Bağımlısı olacağım. Güzel. Döndürebiliyor muyuz haritayı? Tabii ki döndürebiliyoruz. Geldi mi binamız? Gelmedi. Birazcık daha dal ve odun gerekiyor. Popülasyonumuz artmalı ya. Bu popülasyonla şey yapamıyoruz, yetişemiyoruz işlere. Buna öncelik vermek istiyorum. Çünkü bir yandan da evleri inşa ediyoruz. Muhtemelen materyaller dağılıyor şu anda. Ama öncelik tuşu yok gibi. Genel olarak aşağıda var mı? Yok. Bu arada sıcaklık haritası var. Su haritası var. Kir haritası var. Bir sürü detaylar var burada. Bu ne? Renk. Değişik. Değişik. Çok da önemli değil. Bence biraz daha hızlandırırsam bunu halledecekler. İhbarın ortasına geldik. Heh, süper. Kök toplamaya başlamışlar. Ve bunları yiyeceğiz. Ekmeğimiz var biraz. Yemek işi biraz gelmeye başladı gibi. Çimenimiz yok. Taş da deli gibi toplamışız. Daha doğrusu materyaller bunlar. Yakacak, plank, dal. Bence odun yetmiyor bize. Odunu çünkü plank'e çeviriyorlar. Bunu kapayacağım. Neredeydi? Şu. Bunu kapadım. Plank yapmasın. Şu anda plank'e ihtiyacım yok. Yakacak da yapmasın. Umarım unutmayacağım bunu. Bunların hepsini kapadım arkadaşlar. Yeterince yakacağımız var. 33 tane. Plank'e ihtiyacım yok. Bize dal ve tahta gerekiyor. Aslında kovabiliriz bile şunları. Herkesi kovdum burada. Bunu kapatabiliyor muyuz? Okey, herkesi kovdum. Bu binada kimse çalışmasın. Yeterince yakacağımız var. Bir süre yetecek bize gibi. Şimdi köylüler nerede? Köyleri kontrol edemiyorsunuz diyor oyunun rehberi. Birazcık bakma fırsatım olmuştu. Vay, gökyüzüne bak. Oyun çok güzel duruyor arkadaşlar. Bu benim yeni konfor oyunum olabilir bu yaz. Oyun çok güzel duruyor. Haydi çarpı 300 yapalım. Ve sabah oldu. Köyler koşturuyor, çalışıyor. Halen depomuz yok. Yerde duruyor şeyler, yemekler. Topluyorlar. Tamam, süper. Burada arkadaşlar kökler falan birikiyor. Topladılar, koydular. Gördüm az önce. Topluyorlar. Tahtalar geldi. Bence bu bina da bitecek birazdan. Elle eklemem gerekti birisini. Ve buradan da kumaş yapacağız. Kumaşı neyle yapacağız bilmiyorum. Çimen, ot. Böyle yemeyin artık. Yemeyin şeylerimi. Luca güya inşa ediyor bunu da. Bence bizi yiyor. İnşa ettiği yok bir şey. Hah, yaptı. Eline sağlık Luca. Buradan da çimenden arkadaşlar veya yünden yapabiliyormuşuz. Sonra da elbise dikeceğiz. Onları deriyle falan birleştireceğiz. Şu anda çok yapamayız gibi hissediyorum. Tek yapmak istediğim şey, bir kişi çalışıyor mu burada? Çalışıyor Petra. Quest için bir tane sadece craftlasın. Şimdi upgrade'lere bakacak olursak belki ufak tefek upgrade'ler yapabiliriz. Mesela odun tarafında. Depoyu arttırıyor. Toplama hızını arttırsın. Bunu upgrade'ledim. Yapıyor mu?
27 gün sürecekmiş upgrade. Yuh. 27 gün mü? Peki. Başka? Depoyu arttırıyor. Arttır. Toplama hızını arttır. Birden fazla ürün taşımalarını sağlıyor. Arttır. Bir sürü upgrade bastım bu binalara. Ve birazdan ilk kumaşımız gelecek muhtemelen buradan. Biraz malzeme birikmesi gerekiyor sadece. Çarpı 300 ile oynuyoruz. Şahane. Oyunun kafası nasıl basıyor çarpı 300'e? Işık hızıyla hareket ediyor her şey. Acaba çok büyüttüğümüzde şehri yapabilecek miyiz? Achievement geldi. Hiç evsizimiz yokmuş şu anda 10 numara. Bunun tipi niye farklı? Peki, tipi farklı. Evleri de upgrade yapabiliyorsunuz da şu anda bulaşmayacağım buna. At mı? Evcil hayvan alabiliyor musunuz? Konfor arttırıyor vesaire. Neyse, tutorial'dan şaşmayalım arkadaşlar. Şimdi buğdayları öğütmemiz için bir tane elle çalışan şey yapmamız gerekiyor, öğütücü. Yel değirmeni henüz açılmadı bundan. Buğday işliyormuş. Buraya yapabiliriz onu da, sanayi bölgemize. Her şey yan yana dursun. Sonra da şey yapmamızı istiyor. Bunu da bunun yanına yapabiliriz. Ya da bir tane yol çekeyim şöyle. Güzel. Ekmek yapabileceğiz gibi hissediyorum. 1.2 günlük yemeğimiz kaldı. Bence atlattık. Burada da arkadaşlar yakacak odunla unu birleştiriyorlar ve ekmek yapıyorlar. Burada ise direkt buğday şeylerini, buğdayları una çeviriyorlar. Okey, sistemimiz oturdu. O zaman popülasyon yetmeyecek ama ya. Ne yapacağız? O zaman şeyi yukarı alabilirim. Bence buğday toplamaya devam etsinler artık. Direkt aynen tahılları topluyorlar. Burada una çeviriyoruz. Burada da ekmek yapıyoruz. Birazcık şey, ilkel bir şekilde yapıyoruz şu anda gördüğünüz gibi ortalıkta ama ileride muhtemelen güzel bir fırın yapabiliriz. Ve yemeğimiz coşmaya başladı. Süper. Ekmek birikti, kökler birikti. Yırttık gibi. Sadece yakacağa dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü fırında kullanıyoruz. Bir tane kamp ateşi yapmamı istiyor oyun. Kamp ateşi de insanların takılabileceği bir yer. Peki şunu da şöyle meydana koyalım. Şuraya. Takılsınlar bakalım. Güzel. Survival açısından şu anda bence iyi gidiyoruz. Kamp ateşimiz geldi. Bunun etrafını bile şey yapabilirim. Şöyle yol. Bir meydanımız olsun ufak bir tane. Evet. İsmini değiştirebilirsin diyor evinin. Burası mı? Hançerya olsun. Birisi yoldaymış arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Birkaç günlük yemek toplamış ve bölgeyle ilgili bilgi toplamaya gitmiş. İşleri halledersin sen diyor. Peki. Peki geldiğinde burası mega şehre dönüşmüş falan olacak. Bakalım açlıktan kırılmazsak. Köylülerden bir tanesini seç ve ihtiyaçlarını incele diyor. Köylülerin hepsi uyuyor muhtemelen. Şöyle tıklayabiliyor muyum? Tıklayamıyorum. Tıkladım. Ha, ihtiyaçları burada. Of. Çok fazla şey istiyor. Bu ne? Yemek yemek istiyormuş. Barınak istiyormuş. Elbise. Donmamak istiyormuş. Sıcaklık yani. Ve sağlıklı olmak istiyormuş. Bunların da aşamaları var galiba. Ve burada aynen. Tier 1 ihtiyaçlar. Temel 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar gidiyor. 7'de ne istiyor? Haftada 50 saatten az çalışmak istiyormuş. Çok iyi yemekler falan filan. Okey, ilerledikçe arkadaşlar bu tierler atlayacak muhtemelen. Güzel. Güzel. Müziklere bayıldım. Şöyle sabah olsun.
Meydanımız beliriyor. Yemeğimiz fena değil. Şeyler... Çimenimiz falan yok yeterince. Ama bir şekilde hallediyoruz. Yemekler bozulmuyorsa bence iyi bir tempodayız. Tutorial ne yapmamı istiyor? 4 güne bu karakter dönecek. Ve... Level 2'ye ulaş diyor popülasyonda. Onu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Muhtemelen şu diğer karakter dönünce yapabileceğiz. O yüzden biraz hızlandıralım. Ve kafama göre bir şeyler inşa edebilir miyim? Balıkçı, haydi yapalım. Buraya. Yapıştır. Bu arada şuraya yapmam daha mantıklı olabilirdi. Ama oraya yolla köprü çekebiliyor muyuz? Galiba. Çekebiliyoruz. Bunu yapmıyorum. Çünkü bence ne kadar çok şey varsa, suya yakınlığı varsa o kadar çok balık verecek ki bu çok daha iyi. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da balıkçı yaptım. Çünkü yemeğimiz yine çakılmaya başladı. Neden diye sorar insan. Yakacağım mı bitti? Evet, firewood bitmeye başlamış. O yüzden şunu geri açıyorum. Firewood yapacağız. Buraya bir kişi alıyorum. Geri yakacaklar gelecek. Şunları da açayım. Malzemelerimiz ne alemde? Ekmeğimiz var biraz. Elbisemiz yok. Elbise mi yapsam? Millet donuyor olabilir şu anda. Balıkçı bu mu? Galiba bu. Hiçbir şey değil. İki tane kova. %40 verimlilik veriyor. Level 2'ye geldik. Nasıl geldim bilmiyorum ama yaptık. Şimdi diğer kızı bekliyoruz. Birisi keşfe gitmiş. Yemek bitti. Okey, ölüyoruz. 0.2 günlük yemeğimiz kalmış. Niye böyle oldu? Ben kışa kadar dayanırım zannediyordum. Burada acaba toplamak yeni upgrade'leri mi yapmakla uğraşıyorlar? Yok, zannetmiyorum. Buğday kalmamış etrafta. Şu max'ı arttırabiliyor muyum? Deposu mu doldu acaba? Bir tane daha yapalım mı şey toplayıcı? Çünkü birazdan kıtlıktan gideceğiz. Avcı kulübesi. Bunu yapsam? Uf, çok maliyetli. 70 tahta gerekiyor. Bunu yapamam. Ben bir tane daha toplayıcı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle aşağıya. Burada buğdaylar vesaire var. Kapısını aşağıya yapıyorum çünkü baktığı yönden daha çok topluyor. Kolay gelsin, bunu yapalım. Birazdan açlıktan kırılacağız gibi hissediyorum. Evet, buğday bitmiş ne yazık ki. Şey ekebiliyor muyuz buğday buraya? Henüz bilmiyoruz, onu anlatmadı. İyi dayandık ama. Balıkçımız geldi ve balıkçı dayan. Tutuyor galiba. Ufak tefek tuttuğuna inanmak istiyorum. Ama kaynaklar tarafında balık gibi bir şey görmedim. Şey şüphem var ya. Belki upgrade'leri yapıyorsak sadece upgrade'lere odaklanıp hiçbir şey toplamıyor olabilirler mi? Belki de deposu da olmuştur. Her şey olabilir arkadaşlar. Her şey olabilir. Bakalım. Bu da geldi.
Bunlar en azından buğday toplamaya başladı. Balık geldi, çok güzel. Ekmek geldi, ucundan yırtıyoruz gibi bir his var içimde. Evet, ama birkaç mekaniğe tam kafam oturmadı açıkçası. Ne oldu? Birisi geldi. Popülasyon artmadı. Komünite merkezi yap diyor. Karnımız aç, komünite merkezi yapacağız. Bu arada suyumuz bitti. Ben öncelikle çeşme yapacağım. Dinlemiyorum şeyi. Oyunu. Aa, buraya bir çeşme yaptım. Komünite merkezi. Peynir yapabiliyoruz. Bunları geç. Bu. Yuh, bunu yapma şansım yok. Bu çok maliyetli. Çölü keşfet diyor. Başka haritalar açacağız galiba komünite merkezi sayesinde. Benim popülasyonum nasıl artacak? Belki göç alabiliriz. Şuraya yapalım mı? Kesinlikle bitmeyecek o. Aşktan kırılacağız o bitene kadar. Çeşmemiz geliyor. Nüfus artsa çok güzel olurdu gerçekten. Burada kafasında bir soru işareti var. Nedir acaba bu? Bu sembol. Deposu doldu galiba. Range'de uygun şey yok, materyal yok diyor. Her şeyi toplamış olabilirler etrafta. Birçok şey olabilir. Sıkıntı yok. Bir şekilde hayattayız. Buradakiler topluyor şu anda. Bir şekilde hayatta kaldık. Komünite merkezini yaparsak veda ederim sizlere. Yapabileceğimizi hiç zannetmiyorum. 50 dal gerekiyor. Belki de yaparız ya. Belki de yaparız arkadaşlar. Birkaç dakika sürecek. Aslında çarpı 300 yaparsam hızlı olur ama ölebiliriz de. Bu arada kış yaklaşıyor. Sonbahara giriyoruz şu anda. Yaprakların rengi falan değişebilir. Balıkçı iş yapıyor. Upgrade işi biraz absürt geldi bana. 25 gün sürüyor upgrade yapmak ve yıllık maliyeti var. Of, süper, balık tutuyor bir sürü. Biraz daha balıkçı yapalım mı? Yapalım da 10 kişi var daha, nereye koyacağım? Biri burada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalmadı bile. Kışın balık tutabiliyor muyuz yoksa donuyor mu acaba şeyler? Ben bir tane daha balıkçılık şeyi yapıyorum, yerim. Ha, burayı da nehir olarak sayıyor. O zaman şurası 10 numara gibi. Oraya da bir tane balıkçı koydum. Tamam, yanlış okumuşum. Upgrade aktif diyor arkadaşlar. Tıkladığınız anda aktif oluyor upgrade. Ve bir yıl sürüyor. Bu sürede kalan günler aktivasyonu için. Bilmiyorum, değişik bir mekanik. Çok beğendiğimi söyleyemem. Bir upgrade yapayım, kalıcı olarak kalsın. Sonbahar geldi, renkler değişti. Su topluyoruz, çeşmemiz var. Komünite merkezimiz. Bitti sayılır. Sadece kumaş gerekiyor. Kumaş biraz geriden geliyor. Onun için de grass gerekiyor. Yaptık. Komünite merkezi gelecek birazdan. 0.2 günlük yemekle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir balıkçımız daha geldi. O zaman bu şeyler, upgrade'ler bize zarar veriyor. Bu vermiyor. Yılda 5 tane dal gidiyormuş. %40 verimlilik veriyor balıkçıya. Bence çok mantıklı. Bunu açabiliriz. Ama diğerlerini düşünmek lazım. Bunu da açalım. Yavaş yavaş etrafına yem veriyormuş. Güzel upgrade'ler. Güzel upgrade'ler.
Kış geldi. Burada öleceğiz arkadaşlar. Yavaştan da size veda edeceğim zaten. Çünkü şeyi doldurduk. Yarım saati geçtik. 5 tane taş kaldı sadece. Onu da toplarsak komite merkezimiz bitecek en azından. Bam. Yakıştı. Neler yapıyormuş? Çalışma saatlerini ayarlayabiliyoruz. Bütün hafta günde kaç saat? Şu an 12 saat çalışıyorlar. Hatırlıyorsanız evlere tıkladığımızda en üst şeylerden biri, ihtiyaçlardan biri haftada 50 saat çalışmaktı. Yani mesela bunu düşürmemiz gerekiyor bayağı. Şu anda haftada 84 saat çalışıyorlar. 6'ya 8'e falan düşürmemiz gerekiyor. Neyse, başka ne yapıyor bu? Bir upgrade yapıyor. Burayı upgradeleyebiliyoruz çanak çömlekle. Bunu yapamam. Hah, insan çağırabiliyoruz. Winifred aramıza katıldı. Popülasyonumuz 11 oldu. Anladım, tahmin ettiğim gibi komünite merkeziyle şey yapabiliyormuşsunuz yeni köyleri. Bu arada daha güzel binalar geldi. Kabin yapabiliyoruz artık. Şöyle buraya yerleştirmeye çalışsam. Bu arada ters yaptım galiba. Arkası orada. Biraz daha oynayasım var. Bunun için plank gerekiyor. Deli gibi malzeme gerekiyor. Ama muhtemelen daha mutlu oluyorlar bunun içinde. Ve çadırda yaşamasın köylerimiz. Değil mi? Şöyle çarpı 300 yaparsam. Açlıktan kırılacağız muhtemelen. Yani tek sıkıntı şey. Yani çözmemiz gereken. Yemeği nasıl optimize edebiliriz? Yemeği nasıl optimize edebiliriz? Mesela bunların etrafındaki şeyler boşalıyor. Bütün sene. Bütün sene toplayamıyorlar. Bir kere toplayabiliyorlar, sonra kıtlık geliyor. Depolayıp belki ekmek yapmamız gerekiyor ya da çok fazla şey toplamamız gerekiyor. Kış gelene kadar. Ama balıkçı iyi işliyor gibi. Bence balıkçı spamleyip şey yapabiliriz. Ama nehirdeki balıklar bitiyor gibi hissediyorum. Öyle yaparsak da. Bu arada balığın üstüne tıklayabildim az önce. Ciddi misin? Az önce balığı seçtim. Neyse, bırakıyorum kendi haline. Çölü keşfet diyor haritayı açarak. Onu da bakalım son. Burası mı? 10 ekmek, 3600 de iş gücüyle. Tak. Göç alıyoruz. Bam. Biri daha geldi ama yine 10 kişiyiz. Diğeri öldü mü acaba? Kışın olabilir. Yakacağımız var. Var. İlkbahara geri girdik. Mektup geldi bir sürü. Birisi ölmüş. Soğuktan ölmüş. Birisi daha soğuktan ölmüş. Ama birkaç tane de göç aldık. Popülasyonumuz 11'e çıktı. Tak tak buradan alabiliyorsunuz. 12'ye çıktı. Güzel. Burada veda ediyorum arkadaşlar sizlere. Oyun çok hoşuma gitti benim. Early Access'te olmasına rağmen bir sürü şey oturmuş. Bayıldığım şeyler, grafikler çok tatlı. Müzikler çok hoş. Çarpı 300 beni aldı götürdü. Bakar mısınız? Yani böyle oyunlarda çarpı 5-10, hadi bilemediğiniz çarpı 20 oynayabilirsiniz. Çarpı 300 ile oynuyorum. Müthiş vakit kazandırıyor bu oyuncuya. En azından basit sistemleri oturtunca açlık vesaire şu anda olduğu gibi. Nispeten yemek o kadar iyi değil ama oturttuk gibi hissediyorum. Deli, devasa büyüklükte şehirler yaratabilirsiniz böyle çarpı 300 sayesinde. Bu bütün haritaya yayılabilirsiniz. Ona bayıldım. Birkaç mekanik biraz arada kaldım açıkçası. Upgrade olayı mesela. Upgrade'i açıyorsun, yıllık para ödüyorsun upgrade için. Onları nasıl kafamda tutacağım, nasıl şey yapacağız birazcık kaotik geldi. Depo miktarını da tam anlamadım açıkçası. Ama onun dışında bayağı hoşuma gitti. Bayağı hoşuma gitti. Early Access'ten çıksın. Muhtemelen bir seri çekebiliriz bu oyunla ilgili. Çok keyifli. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.